Evet. Nasılsınız? Tamam, çıkıyoruz. Bakan Birliği Çarşı Partisi başladı. Abi biraz geri gelir misin? Biraz geri abi, Sedan. Tamamdır. Selam abi. Bu saat başı şeyde yapmışlar. Hayırlı işler. Birazdan canım, hoş geldin. Tamam. Kolay gelsin arkadaşlar. Hayırlı işler. Bakacağım. Hayır, araç mı? Araç mı? Şimdi sizin topun üstündeki böyle topun motorundan şey var mı? Şu an abi en sonuncusunu gönderdik şu an ama tezgahta işleniyor, iş görüyor. Şey, şey, yani topun üzerinde şu an gidiyor motordan, şu ön gibi bir motor. Biraz daha. Yani araç motorun yakıt olarak tamam. Hakkıyla beslenir, bulundur. Çok kıyasını aslında şu bir gerçek iddia. Şu anki yapılan motor Avrupa'nın en iyi motoru. Hayırlı olsun. Dolayısıyla bu 2008 krizinden sonra ticaretin artış oranı 2008'den önceye göre çok düşük kaldı. Pandemiyle beraber bütün dünya ekonomisi durma noktasına geldi. Bu dönemi büyük ekonomiler genişleyici para politikalarıyla atlatmaya çalıştılar. Daha sonra dünya ekonomileri açılmaya başlandı, hayat normale dönmeye başladı ve ertelenen talepler artık hayata geçmeye başlayınca da hem o dönemde ciddi de oldu, hem bu 2 yıl boyunca yapılamayan yatırımlar bir de üzerine ertelenen talep gelince dünyada son 2 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla bir durum, bir karşı karşıya kalınan bir tablo yaşadık ve biz yaşıyoruz. Ve dünya ekonomisi bu pandemiden sonra artan ticaret hacmi bir iki yıl pandemi sonrası artan talep daha sonra tekrar yavaşlama eğilimine girdi ve dünyada çeşitli takip ettiğimiz üzere önemli bankalarında finansal problemler, finansal krizler yaşanmaya başladı. Değerli arkadaşlar, Türkiye 2021 yılında %10 üzerinde, geçen sene %5 üzerinde bir büyüme yaparak 2 yıl geride bıraktı. Dolayısıyla mesela Türkiye ekonomisi büyüyor, dinamik bir yapısı var. Ve biz Türkiye'yi büyütmek için, ekonomik yapımızı güçlendirmek için önümüzdeki dönemde bu mücadelemizi sürdüreceğiz.